içine beraber patatesle tavuk kızarttım. Bakın arkadaşlar, acunlu zerteçallı tavuk yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Harika oldu. Nargile kızardı arkadaşlar. Arkadaşlar herkese selam. Emine mutfağına hoş geldiniz. Bugün beraber tavuk yapacağım arkadaşlar fırında. Bakın arkadaşlar, tavuğumuzu bu şekilde kestim ortadan. Güzel gelen yetiyen arkadaşlar bu. Bakın arkadaşlar, soyunup süzdürüm. Kimyon koyuyorum arkadaşlar. Tavuğun sosu ne kadar güzel olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Fırında. Bakın arkadaşlar, pul biber ekliyorum. Pul biberden de koydum arkadaşlar. Kekik koyuyorum. Tavuğa çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Hepsini birer tatlı kaşığı arkadaşlar ölçü. Biraz tatlı kaşığı. Bakın. Zerteçal koyuyorum arkadaşlar. Zerteçalımızdan. Bakın arkadaşlar. Koydum. Zerteçal çok faydalı arkadaşlar. O yüzden zerteçal. Bakın arkadaşlar. Kajun koyuyorum. Kajun. Tavuğa mükemmel oluyor arkadaşlar. Kajun. Tavuk çok yakışıyor. Bakın arkadaşlar, tatlı kaşığı kadar dedim arkadaşlar, kajun koydum. Harika oluyor arkadaşlar, kajun koyun, bakın deneyin. Tavsiye ederim. Biraz salça koyuyorum arkadaşlar, çok az koydum bakın. Çorba kaşığını dolup durmadım. Dolu değil arkadaşlar, bu kadar da. Evet, kırmızı toz biber, sarımsak ekleyeceğim. Kırmızı toz biber ekledim arkadaşlar. Yağ atıyorum arkadaşlar, bakın. Yarım çay bardağı kadar yağ. Yağ arkadaşlar, yarım çay bardağı da söyleyemedim. Yarım çay bardakları yağ koydum arkadaşlar. Bakın. Ketçap sıktım birazcık da. Bir çorba kaşığı kadar yok arkadaşlar ketçapımdan. Gördüğünüz gibi. Kamuru tamamlayabilir. Evet. Sarımsak normal rende edeceğim. Bakın arkadaşlar. Sarımsak. Ekliyorum. Tuz da yeterli arkadaşlar. Deliyim. Arkadaşlar, kışın böyle hastalık da var. Sarımsak her şeye katmaya çalışın. Sarımsaksız yemek düşünemiyorum arkadaşlar. Sarımsak. Ben genelde her şeye koymaya çalışıyorum önümden geldiği kadar. Ya mesela kavurduğun zaman, yağda falan kavurduğun zaman salçayla kavurduğun zaman kokmuyor sarımsak. Yani ağızda kokmuyor, o yüzden antibiyotik olarak her şeyde kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bunları koydum hepsini, malzememi burada içine getireceğim arkadaşlar. Çalıyorum her tarafına. Bakın sarımsak. Göğsü yerim arkadaşlar. Bakın göğsünü ikiye yarım, bu tarafını da yarayım. Sosun içine getirin arkadaşlar. Şu şekilde yarın. Bıçakla. Lezzetli olması için arkadaşlar. Bu taraflarını da bu şekilde.
edin arkadaşlar, her yerine eşit şekilde terbiyesi gitsin. Terbiyesine. Sadece ortada kalırsa arkadaşlar sosu olmaz. Üzerlerine güzel bir şekilde çalın arkadaşlar. Şimdi sirkesinden koyuyorum bakın. Azıcıkta. Tuz ekiyorum arkadaşlar. Kekik koydum. Pul biber de koyabilirsiniz ama sos da olduğu için sosunla beraber kızartacağım için arkadaşlar koymadım. Kalın sosuyla beraber kızaracak mı? Hepsi bir arada. Evet arkadaşlar, azıcık da yağ koydum. Evet, bu şekilde iyice karıştıralım. Patatesler de bu şekilde doğrayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuğumu koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu şekilde tavuğumu koyuyorum. Kızartmaya. Bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Şöyle kanatlarını da attım yana. Kalan sosunu da koyuyorum arkadaşlar üzerine. Nefis oluyor arkadaşlar. Bakın deneyim böyle bu şekilde. Boşluklara da patateslerimi koyuyorum arkadaşlar yanlarına. Kekikli soslu. Zaten tavuk soslu patatesi acılığına veriyor arkadaşlar. Tavuk acılığı oluyor. Biber sosunu. Terbiyesiz sosu gibi arkadaşlar. Buraya söyleyemedim. Evet arkadaşlar. Güzelliğe bakın. Tereyağından da boyabilirsiniz. İstediğiniz kadar çok yağ boyabilirsiniz. Susuz kızartacağım bir şekilde arkadaşlar. Margarin koydum. Sonra da yağ koydum. Tereyağı da koymak isteyen koyabilir arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemeyi tavsiye ederim. En yüksek ateşte arkadaşlar. Fırınızın ateşini ona göre ayarlayın. Kendiniz nasıl yanıyorsa bunu. İyisi güzel kızartıyorsa 200 derece arkadaşlar en son ayarını yapıyorum ben. O zaman kızartıcı o zamana kadar kızartma arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaşınla zerdeçalı tohum bu şekilde attım, atıyorum arkadaşlar. Üzerine de yağ koydum. Tereyağı da koymak isteyen koyabilir arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemeyi tavsiye ederim. En yüksek ateşte arkadaşlar. Fırınızın ateşini ona göre ayarlayın. Evet arkadaşlar. Kaçırlı. Tavuk kızarttım arkadaşlar. Fırında çok güzel oldu. Zerdeçal da koydum. Sarımsak. Arkadaşlar kızımsınla beraber kaşını tavuk kızarttım. Zerdeçallı. Çok güzel oldu. Umarım beğenirseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber
Patatesle tavuk kızarttım bakın arkadaşlar. Ajunlu. Zerteçallı tavuk yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Harika oldu. Nar gibi kızardı arkadaşlar.